Selamün Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü video sizlere İmran Tegin Osman Bey'in planını anlamıştı. İmran Tegin Osman Bey'i neden durdurdu? Osman Bey buraya esir alınabilir mi? Yoksa yaralanabilirler? Bu ilginç ve önemli bilgiyi öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Osman Bey katlanları öldürmeyi planlamıştı. Bu projenin en büyük parçası ise İmran Tegin'di. Yani İmran Tegin'e gelen yardım. İmran Tegin'in eliyle ateşe verilecek ve Osman Bey bunu kesinlikle başarmıştır. Osman Bey, Konur Bey ve Boran dışındaki diğer casuslarla birlikte oraya gidecek ve katlanlar öldürüldü. Ama katlanlar öldürüldüğünde işte bundan sonra Osman Bey mutluluğunu kutluyordu. Aynı zamanda İmran Tegin de bilecek. Bütün bu planın Osman Bey'in olduğunu. Aynı zamanda İmran Tegin'in de onları tutuklayacağı aşikar. Öte yandan bu haber kabileye ulaşacağı için İmran Tegin'in Osman Bey'e saldırabileceği aşikar. Bala Hatun yardıma geldi. Çünkü Konur Bey ve Boran Bey de şu anda cezaevinde. Ve elbette din olmadan da Bala Hatun'un yanına gidemezler. Çünkü kabileye de sahip çıkacaklar. Ve elbette Osman Bey, İmran Tegin'le artık orada kavga etmeyi uygun görmeyecektir. Onlar işlerini yaptılar. Yani öldürmek istedikleri katlanları öldürdüler. Bu nedenle olağanüstü bir mücadele sonrasında Osman Bey'in geri çekilebileceğini düşünüyoruz. Ve elbette elbette İmran Tegin de Osman Bey'in öldürülmesi için peşlerine düşecektir. Ama Osman Bey'in ne zaman kovalanacağını düşünüyoruz. O zamana kadar Bala Hatun askerleriyle birlikte ulaşacaktır. Ve elbette Osman Bey'in ne zaman yardım alacağı. Yani İmran Tegin'in adamları da geri çekilecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.